Dominika yapımı Hızlı Ayaklar Olimpiyat yolunda sinemalarda. Yaklaşık 750 davetlinin katıldığı galayla ilk defa izleyici karşısına çıkan Dominika yapımı Hızlı Ayaklar Olimpiyat yolunda 30 Eylül'de gösterime girdi. Hızlı Ayakları daha önce takip ediyor muydun? Evet. Peki nasıl bir çizgi film? Bayağı güzel. Peki filmden neler bekliyorsun? Filmle ilgili bir bilgin var mı? Filmle ilgili bilgim yok. Filmden çok umudum var. Umarım güzel bir filmdir. Eğleniyor musun şu anda? Evet. Peki filmden sonra çıkışta sence çok daha fazla eğleneceğini düşünüyor musun? Evet. Yaşadığı bir sakatlık sonucu sporu bırakmak zorunda kalan Ali'nin hocası Akif'le karşılaşınca hayatı birden değişir. Karadeniz'in yaylalarında sıkı bir çalışma temposuna giren Ali'nin artık tek amacı milli formayı giymek ve Türk bayrağını göklerde dalgalandırmaktır. Eğlenecek miyiz? Evet. Koltukları falan rahat. Bir de çok yüksek aralıklı olduğu için diğerlerinin kafası hiç rahatsız etmiyor. Çizgi filmin çok güzel olduğunu ve Kuşu Yayıslayı'nın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yapımcılığını Ammar Gündüz'ün yaptığı, ana karakterlerini Harun Can ve Çetin Altay'ın seslendirdiği filmin müziklerini ise sevilen grup Manga yaptı. Ana karakteri canlandırıyorum. Benim için çok keyifli bir süreçti. Biz çok eğleniyoruz stüdyoda. Eminim o eğlence filme de yansımıştır. Açıkçası ben de merakla izleyeceğim. Çünkü o kadar çok şey denedik ki filmin seslendirme sırasında. Şimdi hangileri kullanıldı, hangileri kullanılmadı bilmiyorum. Ama bence çok keyifli bir film oldu. Çocukların da sevdiğini görüyorum. Şimdilik en azından herkes mutlu. Bu benim için çok değerli. Bu animasyon filmi olması, ben daha önce böyle bir çizgi film seslendirmedim. Bir animasyon filmi seslendirmedim. Bir de ondan ziyade Karadeniz şivesiyle seslendirmek. Ya ben öyle beklemiyordum. Hani böyle bir böyle biraz daha yaşlı bir ses yaparız işte falan diye bir şey bekliyordum. Bunu Karadeniz şivesiyle yaptık. Beni de gerçekten o çok heyecanlandırdı. Ya nasıl ya olur mu falan demeye kalmadı. Bir baktım ki bitti. Hani çocukları aslında böyle direkt eğitici bir film olmaktan ziyade hani hem güldürüp hem de biraz maceraya yöneltecek bir şey. Ve bu sırada aslında bir yol hikayesi bu tamamen. Ali'nin olimpiyat yolunu anlatıyor. Hani çocuklar bunu izlerken de çok güldü. Daha önceden bir çocuk grubuna, bir 60 kişilik çocuk grubuna izledik biz bunu filmden önce. Onların tepkilerini ölçtük. Tepkilerine göre filmi yeniden montajladık, değiştirdik, müziklerini değiştirdik. Tamamen aslında onların gülecekleri ve eğlenecekleri bir iş çıkarmaya çalıştık. Umarım da bugün öyle olur. Hızlı Ayaklar Olimpiyat yolunda Minikogo ekranlarının en sevilen çizgi dizilerinden Hızlı Ayaklar'ın sinema projesine dönüştürülmüş hali. Burada karakter Ali'yi olimpiyatlara hazırlanırken görüyoruz ve azim, kararlılık, cesaret, centilmenlik, tüm bu edinimleri bu çizgi filmde bulmak mümkün. Uzman psikologların, editörlerin, yayın yönetmenlerinin büyük etkileriyle yapılmış bir çizgi film. Çocuklara hayallerinin peşinden koşma konusunda cesaret veren Hızlı Ayaklar Olimpiyat yolunda büyük küçük bütün izleyicileri sinemaya bekliyor.